Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Bir gün aşı çalışması yapacağız ama bu evdeyiz. Şimdi bu yaptığımız aşı çalışması bir deneme. Şimdi bizim burası aşılığımız. Burası. Bir gün yağmurlu olduğu için aşıları getirdik. Daha önceden de vardı. Burada kalıyor aşılar. Şu an burada 20-30 boğu oldu. Yani bir 20 bine yakın kalem var. Bir 50 boğu daha var. Gelecek olan. Bize yetecek. %95'i Chandler. Zaten bu bölgede Chandler oluyor. Şimdi burada bir aşı çalışması yapacağız. Bu arkadaşlar istedi bunu. Hadi. Arkadaşlar, kalemimiz burada. Şimdi bunu kabuk aşı için açacağız burada. Öncelikle bıçağımız keskin olmalı. İnce olmalı burası, ince. Yormamalı. Ele oturmalı. Şurayı açıyoruz. Büyük ağaç olduğu için biraz evet. Şurayı 90 derece yapıyoruz. Yeterli. Şunları birazdan açıyoruz. Arkadan şöyle küçük bir şey. Rahat girmesi için. Şu an aşımız oldu. Evet. Bu tarafa. Bu ağaç örnek. Buradan bir çizgi çekiyoruz. Bir çizgi. Böyle sağa doğru şöyle yaptırdığımız zaman burası kabuk verir. Bunu buraya batırıyoruz. Şu çizginin bir tarafına gelecek şekil. Şurayı açabiliriz hafiften. Buradan kaynaması için. Çünkü bir tarafını kestik. Bir tarafı bu iç kabuk. Bunun iç kabuğuna denk geliyor. Bunun dış kabukları da bunun dış kabuğuna. Bunu çakalım. Şu an oturdu. Bir tane de buraya yapılır. Böyle ben hazırladım. Bir tane de bu karşıya. İsterseniz 4 tane olur ama buna ağaca 4 tane de olabilir. Ağaç çünkü büyük. 25 santim falan var. Bilek gibi olan ağaçlara bir tane. Bacak gibi olan ağaçlara 2 tane olur. Daha büyük ağaçlara 4 tane, 3 tane yapılabilir. Burada bantlarımız var. 7 santimlik, 10 santimlik, 5 santimlik. Bunlarla böyle güzel gerdirerek sarılmalı. Böyle sarılır. Daha sonra
Naylon var böyle. Rulo halinde. Bunlar daha hesaplı. Bunu bağladık farz edelim. Ya da bağlayalım. Bunu iki kat, üç kat bağlanabilir. Bunun 1,5 metreli olan var. Bunlar pratik oluyor. İş yaparken. Bu şekil. Evet. Böyle torbalar var. Bu torbalardan makasla istediğimiz ölçüde kesiyoruz. Genelde büyük yapıyoruz. Bu kalemler torbanın içinde kalsın. Sera etkisi yapar. Buna poşeti giydirdiğimiz zaman, poşet içinde olduğu zaman şunun arkasında 1,5 parmak mesafe kalırsa arkasını toprak doldurur. Tutma daha fazla olur. Buraya kadar toprak dolduruyoruz. Poşet var. Daha sonra bu sürdüğü zaman poşeti şu hizadan kesip toprak yine kalıyor. Ağustos sonuna kadar buradaki poşet kalıyor. Bunu da güzün veya İlkbaharda sökebilirsiniz. Söktükten sonra bunları su tutla tedavi edin. Bu yara yerlerini de plastik boyayla iyice kapadım. Burada şu tepeyi su tutla. Şimdi burada bu aynı ölçüde böyle ağaçlar varsa aynı ölçüde yapmak için buradan yarma ağaçı. Böyle yapıldığı zaman tutması daha iyi olur. İki taraflı bu şekil. İki taraflı. Bunlar kaynaması daha iyidir. Daha çabuk gelişir. İki tarafı da birbirine denk geldi. Bunu da aynı bantlarımızla 5 santimlik bu şekilde sarıp buraya da su tutla yapıp buna toprak gerektirmeyebilir. İyice sardınız mıydı? Bu da böyle. Daha küçük ağaçlara aynı bir tarafını açıp küçük anaç büyük ise bir tarafını açıp bir tarafını bu şekilde yapabiliriz. Bu da bunu farz edelim. Aynen. Bunu anaç, yarma, dilcikli de olabilir ama biz burada yarma yapıyoruz. Yarma daha sağlam oluyor. Herhangi bir tutma oranı daha fazla yarmada. Ve gelişimi şu şekil. Bunu da aynen bu şekil sarıp bantsız, topraksız yapılabilir. Su tut yapın, yeterli. Tutma oranı artar. Evet, teşekkürler. Aşımız bitti. Burada böyle bantlarımız var, rulo şeklinde. Hem bunlar hesaplı, çok hesaplı. Böyle rulo 5 santimlik bantlarımız. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.